Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir pazar videoyla karşınızdayız. Bu hafta birkaç farklı iş yapacağız. Öncelikle Saniye Hanım'a yem hazırlayacağız. Evet. Çünkü biz bir yere gittiğimiz zaman... Seyahatlerde ineklere evet, servis etmek için. İneklere demeyelim de danalara. İnekler gelmiyor zaten. Şimdi Mera'dan gelmeyen hayvanlarımız var sürekli. Mesela aşağı yukarı herhalde 3 haftadan beri Mera'dalar değil mi? Mera'dalar. Yatıyorlar ırmak kenarında. Ara sıra Kadir drone kaldırıyor. Evet. Kontrol ediyoruz. Ara ara geliyorlar. Bakıyor sağlıkları yerinde. Aynen. Çok nadir geliyorlar. Yani. Onlara değil. Besilik olarak bakmış olduğumuz birkaç tane düvemiz var. İneğimiz var. Danalarımız var. Onlar için yem hazırlıyoruz. Bunu da hazır bir şekilde yapıyoruz. Çuvallıyoruz. Buradan doldurup hayvanların önüne servis etmek daha kolay oluyor. Tabii kolaylık oluyor bizim için. Zamandan tasarruf diye. Tasarruf ediyor. Bir süre yetiyor. Çünkü sabah yem atmaya girdiğinde bunların hepsini tek tek karıştırıyorsun. Tabii tabii ayrı ayrı uğraşmalık oluyor. Hayvanların önüne servis ediyorum tabii, falan filan derken zaman zaten 30 dakika geçiyordum. Geçiyor. Fazla bir şimdi 30 dakika kardasın. Kârdayım. Yani bunu karıştırdığım zaman 30 dakika kârdasın. Yani benim için süper olacak. Şimdi köylerde hayvancılık yapan küçük aile işletmelerinin bu tip kolaylıkları kendine göre bulması gerekiyor. Tabii. Yani ahırı nasıl sıyırırsam daha kolay sıyırabilirim. Tabii. Daha çok erken, daha erken işim biter. İşte yemi nasıl hazırlarsam, bunların önüne atarsam daha çabuk işim biter şeklinde kendine göre kolaylıklar tabii bulması lazım. Bulması lazım. Evet. Şimdi bunları karıştıracağız. Bunları karıştırdıktan sonra almış olduğumuz fidelerimiz var. Yazlık sebze fidelerimiz var. Fidelerimizi ekmek için patronla birlikte bahçeye gideceğiz. Yazlık sebze fidelerimizi ekeceğiz. Domates, biber, patlıcan gibi. Tabii hepsinden aldık. Kapya biber aldık, çeri aldık. Sivri biber, evet, acı biber. Güller aldık. Güllerimizi de güllerimiz duruyor. Nereye ekeceğimizi tam olarak bilmiyoruz karar ama veremedik. Güzel bir yer Gülleriz bulacağız. Çok güzel. Evet. Güller için de 10 numara bir yer bulacağız. Şimdi burada biz tahılla besleme yapıyoruz biliyorsunuz. Besi danalarımızı normal fabrika yemleri değil de rota yemle veriyoruz. Yani kendi üretmiş olduğumuz bir konsantre yem kullanıyoruz. Burada 12 çuval tahıl var. Bu 12 çuval tahılı, 8 çuvalı arpa, 4 çuvalı da mısır. Mısır ezmesi. Bizim müşterilerimiz isterse tamamını arpa kullanabilirler, isterse 3'te 2'sini arpa, 3'te 1'ini mısır veya 3'te 2'sini mısır, 3'te 1'ini arpa olarak da kullanabilirler. Biz 3'te 1'ini mısır olarak veriyoruz. Yani 12 çuval, 480 kilo burada yem var, tahıl var. Yani arpa ile mısır var. Tabii yarım tona yakın canım. 20 kilo evet, daha olsa tam yarım ton olmuş bayağı olacak. Var. Bu arada da köyün ekmekçisi, marketçisi geldi. Evet. Sen bir şey alacaksın mı? Yok. 480 kilo. Biz de besi danalarımıza aşağı yukarı 7,5 kilo tahıl veriyoruz. Bu da ne yapıyor Kadir? 7,5 kilo. 60 küsur hayvanlık yapıyor galiba değil mi? 60 küsur hayvanlık yapıyor. Yani burada aşağı yukarı 60-65 hayvanlık yem var. 65 hayvanlık yem de seni bir hafta idare eder. Eder. Yani bizi bir hafta idare eder. Çünkü genelde biz evde olmadığımız için yemlemeyi eşim yapıyor. Tabii iş seyahatleri başladı. Bu iş aile işi. Bu işte aile ön planda olması gerekiyor. Ailenizin size yardımcı olması gerekiyor. Aile yardımcı olmazsa destek olmazsa olmaz. Bu işten para kazanamazsınız. Herkes elini taşın altına koyacak. Evet. Yani evet, müşterek. Tabii. Parayı da beraber kazanıyoruz. Beraber doğru mu? De harcıyoruz. Beraber de harcıyoruz. Aynen öyle. Buna hayvan başı 1,5 kilo da rota atacağız. Yani hayvan başı 1,5 kilo rota atarsak aşağı yukarı 95-96 kilo da rota atmamız lazım. 4 pakette rota yem atacağız. Hepsini harmanlayacağız, karıştıracağız. Ondan sonra çuvallayıp hayvanlarımızın önüne servis etmek için bir kenara koyacağız. İsterseniz başlayalım yavaş yavaş. Önce arpalarımızı dökmeye başlayalım. Canım sen o taraftan başla, ben bu taraftan başla. Arpalardan başla. Böyle, istediğiniz gibi dökebilirsin. Arpa mısırlara geldi sıra. İyi karışsın diye. Genelde biz tarallarımızı file kullanıyoruz. Filin sindirimi biraz daha farklı. Yani daha iyi sindiriyor hayvan. Daha güzel sindiriyor. Arpa ezmesiyle kırmayı çok hızlı sindirmeye çalıştığında
dışkıyla belli bir kısmını çöpe atıyor. Yani dışkıyla birlikte gidiyor. Gübreye karışıyor. Yani aşağı yukarı %15'i, %20'si gübreye karışıyor. Ama filek öyle değil. Filekler de partikül çöpüyor. Büyük olduğu için. Aynı zamanda bunlar 100-120 saat, 120 derece buharla pişiyor. Piştikten sonra da eziliyor. Merdaneli makineden geçiyor. Ezilirken de nişasta üç tarafa çıkıyor. Bunlarda da aşağı yukarı %3-4 kaybımız oluyor. Yani diğerlerine nazaran, kırmayla ezmeye nazaran aşağı yukarı %15'lik bir kısım cebimizde kalmış oluyor. Hayvanımız daha fazla yararlanmış, daha fazla et almış oluyor. Daha fazla geviş getirmiş oluyor. Bu şekilde asidiyoza, ayak hastalıklarına yakalanmamış oluyor. O yüzden şeylerden, gençlerinizden arpa kırması veya arpa ezmesi değil de arpa filek, mısır filek alır da kullanırsanız daha iyi olur. Harç yapar gibi. Yani bir yarım saatimiz alacak ama aşağı yukarı her gün bizim yarım saat 40 dakika kar etmemizi sağlayacak. Sen bu şundan atalım öyle düzelteceğim. Dörtten kaldı. Burada şu tarafa dökelim. Sıra roto yemleri burada. Kaç tane? 4 paket attı. Hayvan başı 1,5 kilo yiyormuş gibi. Düşünerek. Çünkü besin analarımıza 1,5 kilo veriyoruz günlük. Çimento gibi. Tırak sorgularla. Bunda 38 çeşit ham madde var arkadaşlar. Hepsi hem insan sağlığına hem de hayvan sağlığına faydalı ham maddeler. Bazı ham maddeler içerisindeki nanoteknolojik ürünlerden üretiliyor. Kaç oldu? 2? Bu 4 değil mi? Tamam. Yarım tonluk bir tarla 4 paket arpa atarak rota atarak işin içinden çıkabiliyoruz. Hem diğer arkadaşlardan, yani diğer besicilerden aşağı yukarı 2 katı daha fazla canlı aylık kilo almış oluyoruz. Hem maliyetimiz onlardan bir tık daha düşük olmuş oluyor. Hem de en önemlisi besin süremizi kısaltmış oluyoruz. Yani onlar atıyorum aylık 30-35 kilo alırken biz aylık 50 ile 70 kilo arasında canlı aylık alıyoruz. Bu da ne demek? Onların 6 aylık bir danayı 13-14 ayda çıkarttığını düşünürsek 13 ayda biz 6 aylık bir danayı, yani 250 kiloluk, 200-250 kiloluk bir danayı 9-9,5 ayda, hadi bilemedin 10 ayda. Yani aşağı yukarı yaklaşık 4 ay, 5 ay onlardan daha karlıyız diyebiliriz. Şöyle bu tarafa doğru aktaralım.
Nasıl? Yani şöyle. Sonra bir daha atar. Şöyle önünden, önünden bu da buraya. Böyle. Olduğun yere. Heh. Çok homojenik şekilde karışması lazım. Hayvanla bir şekilde yaralar. Arpadan, mısırdan, rotadan eşit bir şekilde yaralansınlar. Üstüne doğru. Bak şöyle üstüne atarsan yanlara doğru gelir bak. Aynı harç yapma gibi. Düşün. Harç yapmadım ki ben. Yapacağını fark et bir dakika sonra. Üstüne üstüne. Mis gibi oluyor. Sen devam et dedik. Nasıl yapması? Ben biraz yoruldum, sen devam. Baban dinlenmeye gidiyor Kadir. Kadir onu senin 10 dakikada bitirmen lazım bu gençlikle. He? Bende iş yok ya. Bende iş yok diyor. Bana da öyle gibi geldi. Allah. Güzel karışıyor ama değil mi? Güzel karışıyor. He. Böyle üstüne atınca her yerine dağılıyor. Aynen öyle. Bak annen ya. Annem benden iyi yapıyor. Aynen kürek tutmada vallahi senden tecrübeli. Çünkü neye? Patron alıştırmış bunları zamanında. Anladın mı? Benim küreğin yarısı yok. Aynen. Patron bunları... Değil mi? Patron az şey yaptırmadı desenik. Evet. Babaannem yaptı. Artı İstanbul'da da inşaat işi yaptık biz biliyorsun değil mi senik? Yani ev sıvadığımız evler çoktu yani. Çok sığdı, ben yapmadım. Aynen. Onu anamla beraber yapıyorduk. Annem, babam, ben. Evet, onun için biz yapıyorduk. Aynen öyle. Bizde de maşallah her meslek var ya. Evet, su tesisatı çok iyi yaparım, su tesisatı işlerini. Yani her türlü para kazanıyorum ben. Para kazanmanın yolunu buluyorum yani bir şekilde, doğru mu? Güzel, güzel bir şey. Tabii güzel bir şey zannik, iyi olmaz mı? Bak Kadir, o önünde biriken yeri alacaksınız oğlum bak. Şurayı? Evet. Heh, orayı alıp üstüne atacağım. Bence çok harika oluyor. İstersen bir 15 çuvallık daha paketlik daha yapalım. Kadir. Ya şimdi zor gözüküyor ama sizi çok büyük işten kurtarıyor. Bu en çok... az bir saat. Aynen öyle. Ama her gün senin yarım saatini şey alıyor bu. Sabah, yarım saatten kurtarıyor. Akşam yarım saat, bir saat. Ha doğru bak akşam unutmuşum. Tabii akşam da var. Kafadan bir saat gidiyoruz. Patron kolay gelsin, bereketli olsun. Sanik, ananın yanına kaçmışsın hemen. Baktı iş çok. Ben de anamın yanına gelen dedim. Baktım iş çok, kaçtım. Baktım Saniye anasının yanına kaçmış. Ben de dedim anamın yanına doğru giden. Şey sohbet ediyorduk, bamya sohbeti. Bamya ekim zamanı. İki hısım dedikodu mu yapıyordunuz patron? Dedikodu yapıyordum. Evet. İkimize birbirimize derdimizi anlatıyoruz evet. İşte. Dilek de otları yonuyor herhalde. Isırganla çok ısırgan var değil mi? Çok. Evet. Şimdi azaltalım Cengiz. Millet pazarda satıyor, biz yonup atıyoruz. Vallahi billahi. Onu yani niye satıyorlar? Ne derler ki? Anne ısırganın yemeği oluyor ya, salatası her şey oluyor ya, çok güzelmiş. Ben yiyemem onu. Vallahi insan sağlığına da çok yararlı. Bak. Suyunu biliyorsun, içiyorlar. Patron sen bunları böyle yarmışsın ark ark. Bunlar ne? Biber ağrı. Biber ağrı olacak. Şeyleri mahvetmişsin. Mısırları. Mısırları. Onu içelim. Onu içelim.
Evet, bayağı da mısır ekmişsin. Bak oraya da fasulye ettim. İyi yapmışsın. Teyzeyimden geldim. Domates yapacaksın tamam. Domates dikeceğim bunlara. İyi, biz de yem yapıyoruz. Yem işini bitirelim de. Karıştırdınız mı? Karıştırdık. Şimdi çuvallanacak. Çuvallanacak. Yerine konacak. Evet. İşte gene bir yere gidince sahne hazır girin. Aynen. Kolay oluyor anne. Tabii öyle daha iyi oğlum olsun. Şimdi kolay olsun. Ne yapacaksın? Yapacak yok. Samanın üzerine de yemini atıp verelim şuradan. Terk hep samanlandın canım. Evet. Şey esiyor biraz. Neyse fazla atmayalım da akşama da atacağız çünkü. Bak buradan böyle hazır gelen hemen hayvanların önüne atıyorsun. Yemi bekliyor burada. Saman düzeltivereyim size. Dur bakalım. Tonluk olacak benim bu yavrularım, tonluk. Değil mi oğlum? Tonluk olacak bunlar, tonluk. Bunları bir tonken keseceğiz arkadaşlar. Bir tonken bunların aşağı yukarı 600-620 kilo etleri gelecek. Tabi o kadar bakabilirsek. Burayı yıkmazlarsa. Burayı yıkmazlar çünkü çakar et, çok hareketliler. O zamana kadar da kesin 300 lira falan olursa. Olur mu? Yani şey kavağa çıkarsa diyorlar ya. Balık. Hamsi. Aynen. Balık kavağa çıkarsa. 300 lira olursa aşağı yukarı bir danadan bir dana 180-190-200 bin lira gibi bir para kazandırmış olacak. Şu danaları biz 25'lere mi aldıydık Kadir? 24'lere mi? O zaman pahalı. Çok pahalı demiştim ben. Çok pahalı demiştik. Şimdi bedava. Şimdi şunlardan aynı fiyata 100 tane olsa gene alırız. Bütün malını mülkünü buna yatır. 6 ay 7 ay bak. Bir de o zaman için cidden pahalıydı fiyatı. Aynen paranı 3'e katla. Bir tane kestiriyorsun şu an. Bak şu an bir tane kestiriyorsun. 4 tane yerine koyuyorsun. Şu an şu günlerde yani. Aşağı yukarı 400 kiloluk bir tane kestiriyor. 95-100 bin liraya yakın tutuyor. Şöyle ithal 4 tane dana koyuyorsun. Bir kestiriyorsun, 4 koyuyorsun. Bu her zaman olmuyor tabii besicilerde. Arada böyle 3-4 senede bir piyango bize de vuruyor. Bu sene bu piyango bize de vurdu. Bu piyangoyu da iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Aynen öyle. Yani parayı kazanmak lazım. Kazanıp biriktirip bir köşeye koymak lazım. Köşeye koymayalım. Köşede de bu para bir işe yaramıyor. O para orada eriyip gidiyor. Paramızı da tekrar mal alıp yerine koymamız lazım. Değil mi oğlum? İşte bunlara da böyle bakıyoruz çocuk gibi. Ondan sonra da kesiyoruz ya. Halen daha ona alışamadım ben. İşte hayat. Aynen. Hala ona alışamadım yani. Ama yapacak bir şey yok. Bunlar da bizim yiyeceğimiz bir şekilde. Kazlara yem getirdim. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Kuşlara bak. Gel 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 gel. Yiyin bakayım. Arpa var, rota var, mısır var, yumurta yemi var içinde. Ne ararsanız var çocuklar. Bak çok az yiyorsunuz. Geri kalanını kuşlar yiyor. Beslenin biraz. Bu arada katsu da geldi arkadaşlar. Bir iki ufak eksiği var ama şu an çalışır durumda. Erik bakalım Erik. Ay maşallah maşallah. Eriklerimize bakın. Alacağım böyle kütür kütür yiyeceğim. Harika.
köyde yaşamanın veli nimetleri. Akbaş bitlenmiş patron. Acayip çok hoşuna gidiyor. Aynen, bunu şey yapmam lazım. Sen ne yapıyorsun? Ben cimri yengeni olarak pırasa aldım. Evet. Yumurtalı yapacağım diyeyim. Yumurtalı pırasa kavurması mı? He, kavuracağım. İyi. Olmaz mı? Aa, olmaz oğlum patron. Değil mi? Tabii. Yanına bir çay. Oh, gel keyfim. Ekmeği gel. Böyle bandıra bandıra. Üstüne de 4 yumurtayı kırdım. Ben onun arta kalanını ne yapıyorum biliyor musun? Gece mece. He. Ekmek arasını açıyorsun. Ekmeğin arasına dolduruyorsun. Üstüne bir pul biber. Gece. Vallahi ısıdığınca daha tatlı oluyor. Daha güzel oluyor. Ha. Gerçekten ha. Boş durmak yok oğlum. Cemile yengeyinde bak biber dikiyor ya. Evet. Kapri biber. Geçen oradan şey de aldık. Marul. Marul. Onları ben diktiydim orayı da. Hiç yemeden özellendirdik. Vallahi dikledi Cemile. Diktim ama olmadı. Evet, karıştırma işi bitti. Güzel de bir horoz ötüşü duydunuz. Şimdi çuvallama kısmı başladı. Yaklaştır oğlum çuvalı. Biraz ben dolduracağım, biraz Kadir. Bu kimin av köpeği acaba ya? Tavşancı bu. Gel, gel, gel. Gel lan, kaçma lan. Akbaş'a bak. Sahte şey ya, kahraman ya. Anladın? Ancak biz bir şey yaparsak şey yapıyor, havlamaya başlıyor. Kemal Sunal'ın şey var ya, sahte kabadayı. Aynı o. Bence biraz daha dolduralım mı? Biraz daha mı? Tabii. Yemlerimiz hazır arkadaşlar. Şimdi sırada bahçe işi var. Hava yağacak gibi. Evet, hava yağacak gibi. Yağmadan bahçe işlerimizi de yapmamız lazım bir an evvel. Ha, oradan en köşeden baştan koymaya. Sırayla mı? Bir çuval biriniz, bir çuval biriniz mi yapıyormuş? Öyle anladım. Allah Allah. Yok, bir çuval ben, iki çuval Kadir. Tamam. Şu horoz da ne güzel ötüyor ya. Şurayı yaptıralım. Şurayı yaptırdıktan sonra şuralara tavuk, horoz hepsinden alacağım. Şey de alasım var. Tavus kuşu alasın var sanik. Aynen, tavus kuşu alasın var. Bir de bir de şey bulabilirsem iki tane de şey alacağım. Deve kuşu. Deve kuşu mu? Üzerine binip çaya gitmek için. Filmler oluyor ya, üzerine biniyorlar ya. Aynen öyle. Patron kola gelsin, bereketli olsun. Sağ ol. Ne dikiyorsun? Dün fide aldık. Evet. Bunlar dikilecek. Evet. Bugün de dedim gidelim. Hadi kızım dedim. Beline fideleri dikelim de gelelim. Yerinde dursun. Evde garajda duracağını, yerinde dursun daha iyi. Boş durmayalım dedin. Ha, boş durmayalım. Hava iyi oğlum. Hava güzel. Evet. Yağmur da yok. Üstüne yağsa da iyi geliyor. Tamam. Şimdi 6 tane patlıcan aldım. 10 tane dolma biber aldım. 10 tane kapri aldım. 10 tane kapriyi az almışım. Kapya biberi. He. Tamam. Onlar şimdi 8-10 tane daha lazım. Dik bakalım. Bunlar da sivri beyaz biber. Normal tatlı biber yani. Tatlı biber, ince biber.
Bir de bunu sok, sık dikleyecek oğlum, sık. Sık diktiğin zaman bu birbirine giriyor ya, dalları iyi olmaya. Büyüdükçe dal açıyor de. Tabii dalları dallanacak. Ha bu ince bak, baksana. Tam zamanı. Harbiden tam zamanı. Hava serin, sıcak değil. Güzel oluyor değil mi? Güzel. Bunlara can suyu vermeye gerek var mı? Toprak yağış. Yağış. Zaten yağmur da yağıyor. Birazdan yine belki yağmur yağıyor. O yüzden şimdi vermeye gerek yok. İki gün sonra belli olur. İki ay sonra yürüz. Ne kaldı şurada? Mangal yapılır. Gel şurada fasulyeler bitiyor la. Fasulye toplamaya geliyoruz. Bol bol. 500 kuyu fasulye diktik. Ne yapacağız onu? Geleceğiz. Satarsın gibi geliyor. 500 kuyu diktiğine göre. Vallahi sanki geliriz. Bir ticaret var gibi geldim ha. Kuyu sayısına göre ben değerlendiriyorum. Fazla olursa satarım. 100 kuyu dikseydin normal yerdin. Şimdi sen 500 kuyu diktiğine göre bunda bir keramet vardır. Bir keramet var. Büyük ihtimal satmayı falan düşünüyorsun gibi geldi sanki bana. Vallahi düşünmüyorum da değilim, düşünüyorum. Evet. Çünkü niye dersen benim Tokyo'da çok arkadaşlarım var. Aynen. Geçen sene götürmedin diyorlar. Niye götürmüyorum diyorlar. Değil mi? Ha, senin fasulyen çok güzel diyorlar. Ya götüreceksin, satacaksın patron. Ha. Para kazanmanın şeyi yok. Ayıbı yok. Ayıbı yok. Parayı kazanacaksın her türlü. Kazanacağım. Ekmeğini taştan çıkaracaksın. Atasözü. Doğru mu? Doğru. He. Doğru oğlum. Tamamdır. Domateslerin de var herhalde değil mi? Domateslerin kuyusu orada. Onu ayrı yere yapıyorsun ya. Onu ayrı yapacağım ben zaten. Evet. Şu biber de şuraya köşeye dikeriz. Saniye de ileride halen daha gazlıyor. Domatesleri kuyu mu yapayım? Aynen. Aslında ben o domatesleri şuraya meydana dikledim. İyi, sen işin bütü de o tarafa gel. Ha. Şimdi ben kapri alacağım. Şuraya kaç biber gidiyor bakalım da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kapri almam lazım. Ark mı sormuş be? Cengiz benim ark. Hangi ark? Varmıyor mu argı? Ark niye çektin? Niye çektim argı? Şimdi 6. aylarda çok yağmur yağıyor, sel oluyor ya. Evet. O selde bu dokaların, ormanların, dağların suyu burası basıklı olduğu için buraya aşağı iniyor. He. Bakla çalıları bu sefer tam dökerken hep yıkılıyor. Su şu arada kalsın dedin yani. Kanal yapmıştın. Venedik kanalı gibi. Evet. Şimdi bu kanal ne yapacak? Her yerin suyunu... Kanal İstanbul gibi yarmışım burayı. Ama kanala toplayacak suyu. Benim fasulyeye zarar vermeden. İyi fikir değil mi? Çok güzel fikir. Kime gazladın bunu? Şuradan doğru bu yönü kendim gazdım. O yanı babana gazdım. Zaten o yandan burası 5 adım. Yani 4 metresini ben kazdım. Yani buradan burası vallahi 5 adım ya var ya yok. 4 metresini ben kazdım. Babama da 40 metre yer kazdımışım. İşte onunla da buraya kazdım. O da zaten baksa ya yukarı yapmış zaten daha derin olmasın. Oğlum canım bir de adam beğenmesin. Bak adam nonceman kazmış. Ben olsam onu daha çok derin açardım. Şimdi domateslerim kaldı. Akbaş da annem de Saniye ile birlikte çaya kadar gelmiş. Hep onların yanında arkadaşlar. Hiç onları bırakmıyor. Onları koruyor, kolluyor sürekli. Anam benim kızımın güzelliğine bakın siz. Kızım gel.
Yürü gel. Kızım ayağıma dolanma. Öteden gel. Saniye Hanım, kolay gelsin. Aa, teşekkür ederim. Bereketli olsun. Teşekkür ederim. Sen ne ekiyorsun bakalım? Vallahi bir sürü fide aldık değil mi? Evet. Acı biberlerden başladım dikmeye. Önce biberlerden başladım. Onların üzerinde yazıyordu. Ne olduğu canım? Yazıyor. Bunda acı. Evet. Daha dolma biberi var. Sivri biber. Kapya aldım. Onları karışmasın diye sırasıyla dikmeye başladım. Tamam. Şöyle. Dallandığı için. Dallanıyor. Biraz daha seyrek dikelim canım. Seyrek dikiyorum. Geçen sene bayağı bir şey yapmıştı, evet. Dallanmıştı. Bak, sivri biberimiz var. Bahçenin sürümü de gerçekten güzel olmuş. Güzel oldu, evet. Böyle sırasıyla ben dikmeye devam. Bunlar da sivri biber. Tamam, güzel. Şunlar o zaman top biberdi. Acı top mu onlar? Top falan yazmıyor da acı yazıyor. Yazıyordur canım. Üzerine ben hepsinin yazdım bak. Evet. Bak, top acı biber yazıyor onda. Bak, bunun önündekinde. Sivri. Bu bunun. Bu sivri. Aynen. Tamam, burada dikmeye başla. Var. Şunlar dolma biberi. Diğerleri zaten belli, patlıcan. Dikelim. Küreğime bir bakayım ben Cengiz. Benim küreğim de ileride. İşte olmazsa olmazım. Şöyle canım. Bak, önceden karıklığı ayarladım. Şöyle. Tamamdır. Tamam. Şurayı az bir örtecek toprağını. Şöyle. Kendi toprağıyla birlikte, tabii, koymak daha güzel oluyor değil mi? Zaten öyle koyuluyor. Tutturması daha kolay oluyor. Bu şekil. Böyle devam. Birazcık daha araları şey yap. Böyle iyi mi? Heh, öyle iyi. Daha kapyalarım da var. Aynen öyle. Olsun, yer çok. Yerini ayarladım önceden. Şöyle. Bak. Tamamdır. Bu kürek işimi kolaylaştırıyor. Evet, güzel bir kürek o. Bahçe küreği. Fide dikme küreği. Çukuru bununla açıyorum. Yoksa elimle açmak zorunda kalacaktım. Düzleyelim. Tamamdır. Patateslerim de çıkmaya başlamış. Onları ne tarafa ektin? Şu onu tarafa. Orada Cengiz bak. Yeni yeni toprağın yüzüne çıkmaya başlamış. Yukarıya mı ektin? Ha, evet. Gördüm, çıkmaya başlamışlar, evet. Patatesler çıkmaya başlamış. Biraz soğan almam lazım şu kök soğanlardan. Şöyle biraz kök soğan alıp dikmek lazım. Sarık, bayağı fasulye ekmişsin canım. Evet, bayağı. Az olur mu patron? Bayağı fasulye ekilmiş. Gene de az. Ya işte ne satacağım oğlum dondurucuya. Barbunya satacağım, kurusunu yapacağım. Doğru. Mazalarda 1 kilo fasulye 60 lira.
Karnın doysa gözün doymaya gibi geldi bana sanki Fatma. Yok benim gözüm de doyuyor, karnım da doyuyor ama bahçe yaparsam karnım doyuyor. Çünkü bu bedava. Bu işi yaparken zevk alıyorsun gibi geliyor sanki. Vallahi zevkli. Değil mi? Bak şimdi şunları diktik ya. Evet. Oh diyorum be. Ya seviniyorsun yani. Yarın bir gün yerken şurada ekmeğini çıtır çıtır. Bak gelirsin gene şuradan bakarsın domatesler kızarmış hemen atlarsın. Değil mi? Bak hep çok böyle tek tek gittim ha. Bak sakınlama birer tane koydum. Yani birbirine girip de hani zor dökmesin. Kolayca gitsin. Evet ve bayağı aralarını açacaksın anne. Çünkü çok dallanıp budaklanıyor. Böyle değil mi? Bak tek koydum. İyi çok güzel. Hepsini tek koydum. Evet bak. Sarımsaklar da bayağı bir boylanmış. Ya bu sene niye kalınlaşmıyor? Bunu anlamadım ben. Anne toprağından mıdır? Her sene aynı yere iki yön gibi geldim ha bu sarımsağı. Değil. Yerini değiştireceydin. Buradaydı ya. Bence şu tarafları alsaydın keşke bu sene. Buradaydı ya. Burayı değiştirdim. Evet. Şeyle olmuş mu? Ya yok oğlum onlar da işte arıka çıktı ya dedim ya dün o. Yok şey var ya baksana ondan bezelye, olmuş. Bezelye az daha. Bezelye olmuş. Baksana yoğuldum arıkaları da yayından bezelye yedik. Tamam da arıka da güzel. Ya oğlum o çalıya çıkmıyor ki. Çıkmasın yerden topluyorsun onu. Onu yerde şeyler yiyor la kaplumbağa. He? Kaplumbağa kokuşlar yiyor onu. Onlardan kalan bizim. İşte onlardan kalırsa fişneye baksana bu sene çok fişne var yerde kuruyorsa. Aynen çok fişne var. İnşallah olur bak çok güzel. Yoksa kesecektim onu da kireç açacaktım. Yok yok fişne güzel anne. Değil mi? Tabii kompostusu çok güzel oluyor. Şu elmayı bak. Bıldır açladıydım bunu. Evet bak ne güzel tutmuş görüyor çok musun? Çok güzel tuttu. Bu sene de tepelerini kestim. İki çatal açlamışsın, ikisi de tutmuş. Şimdi kıyamadım ki birini kesmeye yavrum. İşte Allah bunu böyle vermiş. Birini keseceksin derler aslında. Keseceksin de ben bunu şimdi nasıl kıyam? Bunu Cenab-ı Allah öyle bir vermiş ki. Şimdi şunu kesersem tamam da yedim. Şimdi biri birinin kuvvetini yiye gibi geldi bana sanki. İkisi de aynı boyda gideceksin. Şimdi İkisi de aynı boyda gidiyor. Belki bu da gurursan olacak. Sen misin benim bediğim şeyi kesen derse Allah Cenab-ı Allah. Oradan kıyamadım. Harbiden kıyamadım bak. Ne korkusu? Doğrusu, ya giderse de yok yani. Şimdi keseceksin. Ya sen benim bedumu neye kuruttun diyecek. Aynen. Bunu da ben almayan diyecek. Anladın mı? Birini sen aldık, birini de ben alan derse o zaman hepten kalacağız diyor. Hep kalacağız. Ama böyle çok güzel ya. Ben dokunmuyorum buna. İyi bakın hadi. Boş ver. Patron dün haberlerde izledim. 70 liraymış kilosu. Niye? Eriyum. Biri arkadaş cebine dolduruyor, biri poşete dolduruyor. Çekiyor muydun? Toplan. Ama biraz daha irileşsin anne. Çok sık olmuş, ondan irilenmemiş. Evet, maşallah bu sene çok döktü. Geçen sene de yoğurdu ama. He? Geçen sene de yoğurdu. Geçen sene vardı da erken mi yedik ne? Yok be, suyu. Çok azdı. O bir sene fazla oluyor, bir sene az oluyor demek ki anne. Ben bunu bu sene yana dediydim ha. Çok kar yağdıydı o zaman. Evet. Allah'tan yanmadı ha. Bunu sen sirkelediydin garları hatırlıyor musun? Öyle bir video var. Evet hatırladım. Sirkeledim tabii. He. Kar yakacak değil. Aynen öyle. Bak şimdi meyvesini yiyoruz. İyi değil mi? Ha, iyi olmaz patron ya. Vallahi da yiyorum. Olmasa ne yapacaksın? 70 liraya alacaksın kilosunu. İnan ki ben eriye 70 lira verip de yiyeyim ben. Ama ne yapacaksın anne sen olmayınca? Sen geçen bunu alan dedin ya devletten. Ben de sana alma dedim. O parayı verip de vallahi ben o eri alıp da yiyeyim ben dedim. Olmayınca ne yapacaksın? Yiyeyim ben ölüyorum yiyeyim. Hamilesin aşerdin ne yapacaksın? O zaman iki tane bir tane alırım. He? O zaman ye bir tane ye iki tane alırım. Al al. Ha, o kadar bir şey alırım. Fazla almam da. Be. Bak bu sene çok örük var. Takipçilerine kilosunu 50 liradan sat. 70'e satıya varmışsın sen 50'den sat. Yok ben onlara gelsinler de bedava toplayıyorum ben. Doğru söyle. Yeter ki onlara abone olsunlar. Birini yapsınlar bol bol. Allah Allah. Erik bedava olsun onlara be. Erik bedava diyorsun yani. Erik bedava. Para mara alman hayatta alman. Allah'a toplayıyorum İyi be. Ben bunlar bu sabah neyi böyle yapma Cengiz? Bunlar beşli başlı da bak ya. İnekleri kuruyorlar ya o yüzden bağırıyorlar.
Oğluma bak oğluma maşallah. Yamuk Bakan geldi, Yamuk Bakan. Ey kızım! Gel! Gel kızım benim, gel! Gel yavrum, gel! Gel güzel kızım! Tatlı kızım benim be! Nereye gidiyorsun? Gel buraya gel, gel açık seviyen gel. Buzan şuradaydı, Buzan görmedin mi? Buzan kaybetmişin kızım. Buzan az arkandaydı. Kızım. Görüşemiyoruz ne zamandan beri. Meral'dan eve de gelmiyorsunuz artık. Oh benim güzel kızım benim güzel. Bakıvayan mı sana bir kene falan var mı diye kızım. Bakıvayan bakan. Anam kene var kızım. Keneler var bak. Arkadaşlar keneleri görüyor musunuz? Bak şunlar kene. Çok da fazla yok ama ilaçlamak lazım. Kızım göğüslerin kanatmışlar senin. Emerken kanatmışlar dur. Ay maşallah benim oğluma maşallah. Süt var mı süt? Süt var mı kızım? Vah. Bak benim güzel kızım benim be. Benim oğlum da gelmiş. Oğluşum. Şu oğlumun yakışıklılığına bir bakın şunun yakışıklılığına. Adam yakışıklı adam bu. Yakışıklı. Yakışıklı. Ay maşallah maşallah. Ay maşallah maşallah. 40 bin kere maşallah benim kızım. Benim kızım. Lan ne var lan? Gel Buzala nerede? Anne. Bak. Saniye koşa koşa gelmişler canım. Sende cizme var. Açmasana kapıyı. Bak bak nasıl da geldiler görüyor musun? Gelin bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım. Gelin bakalım çocuklar. Şu simantal melezi. Şu simantal. Şu limuzine simantal atılmıştı. Limuzin simantal melezi. Çok usta ama şuradaki. Bunu evde bırakacağım. Sütü için evde bırakacağım onu. Buzağlarımıza bakın buzağlarımıza. Ay maşallah maşallah. Hay maşallah maşallah. Bu da bizim meşhur tepen ineğimiz. Geldiniz mi? Geldiniz mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel kızım. Güzel kızım. Paşa Garabaşlı'dan bir ineğin peşinden gitmiş anne. Gönül'ün ineğinin peşinden gitmiş. Dede gel bakalım böyle gel. Sanek buzdacı olacak olan buzdacı olan geliyor. Paşa da bir ineğin peşinden gitmiş. Gövelemiş. Garabaşlı köyüne gitmiş. Önüne gelememişler. Yani Garabaşlı'ya mı gidelim? Yani ineğin sahibini bulmaya çalışıyoruz. Şimdi herhalde Gönül ablanın ineği olabilir. Olmadı. Paşa'ya da diyelim ki hani iç canı alsın şöyle. Şeye kaçamayız. He? Bak ağır evet. Vasıta geliyor. İyi ki geldi yol. Gel kızım. Gel yavrum gel. Bayağı yakınlamış. Gel gel. Gel bebeğim gel. Zaten akşam sabah da uğrayacaksın. Gönül açmayı sana atayım. Sen şunu kovun canım. Gönül ablanın yeleği olabilir. Bunun yeleği de değil mi sanacağım ben bunu. Bakalım biliyorsun. Yani şeyi alsın anne. Yeri varsa evin önünde kuyuyor. Yeri varsa evin önünde bir yere kapalı bir yere. Yeri yoksa kovsun. Donuktan attırma da yani. Bedava tohumlama yaptı şimdi hayvan. 1000 lira. Gönül. Neresin? Sana damat gönderdim de. Hastayım ha. Tüh. Ölmezsen bir şey olmaz bir şey diyeceksin. Senin alayın ekmeğin ne de kovalemiş herhalde. Ben artık hangisi olduğunu bilmiyorum. İlyas amcayla amcam görmüş. Cengiz'i paşası ondan çıkmış Karabaş'tan tarafa. Senin doruğu yukarı fırlamışlar.
Ha bak, eğer oladı uyuyacak bir yer varsa dana içeceğine uyu ve bir yere gitmesin. Ha tamam işte, tamam ha. Ha ikisini baş başa bırakma de. Ha tamam, ikisini baş başa bırakmasın dedi. Bedava tohum dedi Cengiz. Ah benim kızım. Ah benim güzel kızım. Dur bakalım. Dur bakalım kızım. Dur. Anam seni seviyorum ben. Ay çok seviyorum kızım. Anam benim güzel kızıma bak. Dur bakalım, keneva mı? Keneva kızım. Keneva. Ay gene keneva kızım. Aynen öyle. Tamam oldu. Göğüslerin gerildi mi kızım? Tam tam gerilmemiş. Tam gerilmemiş kızım. Süt gelmiş mi? Süt de gelmemiş canım. Hadi iyi akşamlar. Daha göğüslere süt enmemiş. Daha enmemiş süt. Anam benim güzel kızıma bak benim. Doğurmayacağım sen güzel kızım benim. He? Buzağı mı vereceksin kızım bana sen? Bu da... Hadi akşamlar, bakalım görüşürüz. Hangi danadan aldı acaba? Merak ediyorum. Bayağı göğüs yapmış, çanta yapmış. He? İnekkenin oraya sokuyorum o zaman dedi. Sabah da doğru doğru kovarım dedi. Tamam ha, kovasın o geri geliyor. Ha öyle dedi. Bedava tohum demedi mi? Bedava tohum dedim. Onu o iğneyi o kurma yapacakmış. Allah Allah. Ama satacaksın de ya. O zaman iğne yapması lazım. Ha zaten de az kaldı de ama gene de aldıysa almadıysa bilemem. Aldı o. Baksana maşallah sen ya. Ay maşallah benim kızıma. Kaşınıya bak, kaşınıya. Kaşınsın. Acele etmeyin, biraz kaşınsın. Bütün hayvanların, bütün hayvanların üzeri kirli değil abi patron. Bak şimdi nasıl tertemiz. Tertemiz. Bir şey herkes öyle. Merat. Bizim villada aynı bir kere banyo diye kurtu diye hiç onların haberleri yok. Ondan sonra hayvanlar da boku içinde yatıyorlar kışın. 6 ay. Bunu diyen adam ayda bir banyo yapıyor da. Evet, aynen öyle. Doğru. O kadar da değildi patron ya. Aynen öyle. Ayda bir banyo olur mu? Adam bitleni... Kimse banyoya gidemiyor korkudan. Allah Allah. Bizim gibi her yer sımsıcak mı? Herkesin. Hayvana da o yüzden kışın boku içinde yatarlar. Yaz günü böyle pırı pırı tertemiz olurlar. İlkbaharda geldi mi de? Öyle. Çünkü üstünden yağmur da geçiyor bunların. Merada her şey... Var. Bir de istedikleri yere yatıyorlar çimende. Evet. Evet. Anne gene kenarlanmışlar. Bunlara ben bir ilaç yapan. Bir ilaçlayan ben bunları güzel gelen. İlaçları da çok ucuz aldım patron. Allah Allah. Vallahi burada 250 liralık ilacı 130 liradan aldım tanesini. Bir koli aldım. Bir koli. Koca bir koli aldım. Bu yaz yeter. Fazla fazla aldım. Bir daha gittiğimde bir koli daha götürün. Aynen. Eyvallah. Şu kızımın şu salınışına bak maşallah be. Victoria Secret'in mankenleri gibi yürüyor be. Ben 75 bin lira istediler de vermedim. İyi ki de vermemişim. Patlam. Ama ben sana dedim. Aynen. Şimdi 100 bin, 90-100 bin lira oldu. Artık dursun değil mi? Var dursun. Doğurana kadar. Oğlum zaten bir şey kalmıyor sana. Biraz buna doğru bu. Aynen öyle. Açıkta hayvan bir dinlensin ya. O damak içine yiyisin, yatsın işte. Ne istiyor hayvandan? Değil mi? Bırak gitmesin.